Adam bir tanesini kardeş evlenmek istemiyor. Ticaret yapmak istiyor. Ondan sonra ailesi baskı uyguluyor. Diyor ki evlenmen lazım, evlenmen lazım. Annesi baskı uyguluyor, kardeşleri baskı uyguluyor. Evlenmen lazım, evlenmen lazım diye ikna edemiyorlar. Sonra bir tane diyorlar ki şık var, onu arayalım. O şık ne derse kabul müsün, kabulüm. Şık'ı arıyorlar. Şık diyor ki annesine sorun, annesi ne derse ben kabulüm. Annesi diyor ki evlensin. Ondan sonra telefonu istiyor. Diyor ki ben şöyle ticaret yapacağım, böyle para kazanacağım, böyle fırın açacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Şık diyor ki annen ne derse onu yap. Telefonu abisine veriyor. Diyor ki vallahi diyor bu şıkla konuşulmaz. Bu şık diyor ticaretten anlamıyor. Şimdi yaşadığımız hayata şöyle bir bakalım. Kimisi patronundan şikayetçi, kimisi işçisinden şikayetçi. Kimisinin ailesi tesettüre girmesine rağmen izin vermezken, kimisinin ailesi tesettür için baskı yapar. Kimisi zengin, elindekini kaybetme korkusu, kimisi ise fakir, sürekli bir kazanma hırsı. Kimisi kavga eder, mücadele eder, tartışır, eşinden ayrılır. Kimisi ise her yana haber salır ama bir türlü eşini bulamaz. Garip bir imtihan değil mi? Yani hepsinin kendine göre bir imtihan silsilesi var. Kimisi günlerce, gecelerce internete bakar, gazetelerin bültenlerine bakar, bir türlü iş bulamaz. Kimisi ise iş bulur, rahattır ama işinden şikayetçi. Evet, bazen gerçekten dünya çekilemeyecek bir hale geliyor. Yani sürekli sıkıntı, dert, tasa, problem, imtihan üst üste biniyor, 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 biniyor. En son bir bakıyorsun, adam bomba gibi patlıyor. Tam bu esnada kişi dünyaya niçin geldiğini unutuyor ve isyan bayraklarını çekiyor. Bu sefer kimisi insanlardan uzaklaşıyor, kendisini dağlara vuruyor. Kimisi eve kapanıyor, bir televizyon izleyeyim diyor, tatmin etmiyor. Dizi izleyeyim diyor, tatmin etmiyor. Arkadaşlarla buluşayım diye tatmin etmiyor. En son tatmin olarak o da gözyaşını kullanıyor. Tabii bir yandan patlayınca insan diyor ki hani Allah kaldıramayacağım yükten daha fazlasını vermezdi. Ama şurayı unutuyoruz. Allah seni dünyaya gönderiyorum ve orada rahat rahat evlerde oturacaksın, güzel güzel arabalara bineceksin, çocuğunu sağlam yerlerde okutacaksın, eğitim problemi olmayacak, sağlık problemi olmayacak, iş problemi olmayacak. Bunların hiçbirini demiyor ki. Bunların yanı sıra seni dünyaya gönderiyorum ve evlatlarınızla, eşlerinizle, mallarınızdan biraz azalmayla, fakirlikle, belalarla ve musibetlerle imtihan edeceğim diyor. Yani burada yaratılış sisteminde bir problem yok. Kulunun yaratıcısını tanıma sisteminde garip bir problem var. Şimdi bir insan kainata gönderiliş amacını merak etse kime bakması lazım? Örnek veriyorum, ben mesela bir televizyona bakıyorum. Diyorum ki acaba bu televizyonu kim üretmiştir? Nasıl üretmiştir? Ne yaparım? O televizyonu ilk üreten adama bakarım. Nasıl bir televizyon üretmiş ona bakarım. Televizyon nasıl ortaya çıkmış, meydana çıkmış anlarım. Şimdi bir insan da bu kainata geldi ama neden geldi? Ve başına gelen bu musibetler neden geliyor diye bir düşünecek olsa nereye gitmesi lazım? İşte Hazreti Adem Aleyhisselam'a gitmesi lazım. Neden? Çünkü ilk insan Hazreti Adem. Evet, şimdi Adem Aleyhisselam'ın hayatına şöyle bir bakalım. Şimdi Adem Aleyhisselam nereden geldi? Cennetten geldi. Peki cennetten gelirken ne gibi bir imtihana tabi tutuldu? Bak, imtihan dedim. Neden? Daha dünyaya gönderilmeden imtihanı başlamıştı. Sonsuz meyve içerisinden hangi meyveye el attı? Yasak olan meyveye el attı. Demek ki Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gönderilmesi amacındaki bir vecide nedir? İmtihandır. Havva validemiz bir yerde, Adem Aleyhisselam bir yerde. Nasıl bulacaklar birbirlerini? Allah Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla bir vahiy gönderecek. Havva validemiz ve Adem Aleyhisselam buluşacaklar. Bunlar ne yiyecekler? Nerede yaşayacaklar? Ne helal, ne haram? Nasıl çoğalırlar? Bunları biliyorlar mı? Bunları bilmiyorlar. Peki nasıl olacak bu iş? O zaman Cebrail Aleyhisselam burada vahiy ile onlara yardımcı olacak. Adem Aleyhisselam ve Havva validemizin aynı zamanda ne yapması lazım? Çoğalabilmeleri lazım. Çoğalabilmeleri için Havva validemizin gebe kalabilmesi lazım. Gebe kalabilmesi için bu işlerin nasıl olduğunu bilmesi lazım. Gebe kaldıktan sonra o 9 aylık serüveni bilmesi lazım. Ve şimdi çocuğun çıkması lazım. Çocuk nasıl çıkacak? Yine Cebrail Aleyhisselam'ın yardımcı olması lazım. Şimdi bu evden vahiy fışkırıyor diyebilir miyiz? Çünkü oturmaları vahiy, kalkmaları vahiy, yürümeleri vahiy, para yemek yemeleri vahiy, çocuk yapmaları vahiy. Şimdi vahiy fışkıran bir evden kim doğuyor? Habil ve Kabil doğuyor. Kabil ne yapıyor Habil'i? Öldürüyor. Şimdi baba, şunu soracağım size. Ev derdi var mıydı? Bunların yoktu. Arsa derdi var mıydı? Bunların yoktu. Yatırım derdi var mıydı? Bunların yoktu. Bir insanın o zaman imtihan olabilmesi için ev almasına, araba almasına, yatırım yapmasına, güzel ve lüks bir hayatının olmasına gerek var mı? Yok. Yani bir insan dağa çıksa çoban olsa o zaman imtihan olacak. Bir insan şehre inse iş adamı olsa imtihan olacak. Bir adam öğrenci olsa imtihan olacak. Olmayıp evinde sabahtan akşama kadar dışarı çıkmasa yine imtihan olacak. Neden? Çünkü zaten Adem Aleyhisselam bu kainata neden gelmişti? İmtihan olmak için gelmişti. Bir peygamber olmasına rağmen cennette sonsuz meyve içerisinde hangisini tercih etmişti? Yasak olan meyveyi tercih etmişti.
Şimdi bir de Nuh peygambere bakalım. Nuh peygamberin kendine ait bir ümmeti var. Ama çocuğu ve eşi Nuh peygambere inanmıyor. Bak, yakınlıktaki uzaklığı görebiliyor musun? Şimdi bendeki şefkat çok cüzi bir şefkat. Nuh peygamberdeki şefkat benim trilyon katım şefkat. Şimdi ben sokakta örnek veriyorum, tesettürsüz bir hanım kardeş gördüğüm zaman veya namazsız bir çocuk gördüğüm zaman üzülürken Nuh peygamberin eşi ve çocuğu ona inanmıyor. Nasıl bir imkan? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bakalım. En sevdiği amcası ona inanmıyor. Demek ki bu kainata geliş amacımız ne kardeş? İmtihan. O yüzden bir insan Allah benim taşıyamayacağım yükü neden yarattı gibi bir soru sorarsa yükten dolayı değil de Allah'ı iyi tanıyamadığından dolayı böyle bir hataya böyle bir soru sorduğunu çok net anlamış oluruz. O yüzden insanı yaratan ve onun iç sistemini yaratan onun neye ihtiyacı olduğunu bilir ve hangi imtihanı kaldırabileceğini de bilir. Mesela şu bilgisayarı ben alırken içerisinde ne var? Bir kullanma kılavuzu var. Şimdi bu kullanma kılavuzunda bazı hataların üretim hatası, bazı hataların ise şahsi hata olabileceği yazıyor. Şahsi hata nedir? Ben bunun üzerinden suları döksem, bir iki tane de şöyle vursam, çiviyi çaksam, göndersem fabrikaya. Netice itibariyle fabrika bana bunun yenisini gönderir mi? Göndermez. Neden? Çünkü bana kullanma kılavuzunda bunu nasıl kullanacağımı, su döküldüğü zaman zarar göreceğini, üzerine ağır bir şey döküldüğü zaman zarar göreceğini zaten bana fabrika kullanma kılavuzunda anlatmıştı. İşte aynen öyle de Allah bizi yaratırken ve bu kainata gönderirken zaten rahat bir serüven yaşayacağımızı söylemedi. İmtihan olacağımızı söyledi. Eşimizle imtihan olacağımızı söyledi. Çocuğumuzla imtihan olacağımızı söyledi. Derslerimizle imtihan olacağımızı söyledi. İşçiysek patronumuzla imtihan olacağımızı söyledi. Patronsak maddi olarak imtihan olacağımızı söyledi. Akrabalarımızla imtihan olacağımızı söyledi. İbadetlerle imtihan olacağımızı söyledi. Daha sonra arkadaşlarımızla imtihan olacağımızı söyledi. Neden? Bu kainata zaten geliş amacının imtihan olduğunu Adem Aleyhisselam'a baksan anlarsın. Yani Allah kainatı yaratırken güneşi çevirebileceği kadar gezegen, ağaca kaldırabileceği kadar dal, insana ise kaldırabileceği kadar yük yüklemiştir. Sadece insan o kullanma kılavuzunu düzgün kullanmadığı için hata vermiş ve Allah neden kaldıramayacağım yükü bana yüklüyor diye bir soruyu sormuştu. Ama burada insanın ne yapması lazım? O yükü nasıl taşıyabileceğini o kullanma kılavuzunu açması, bakması, kontrol etmesi ve hayatına ona göre bir yön vermesi lazım. Hem işin bir de şu kısmı var. Şimdi bir komutan düşünün, bordo bereli düşünebiliriz. Şimdi bu bordo bereli komutan ne yapacak? Bu ülkeye bordo bereli askerler yetiştirecek. Tabii ki nasıl yetiştirecek? Biraz dağlara çıkartması lazım. Silah eğitimi vermesi lazım. Zorlu şartlarda yaşatması lazım. Netice itibariyle işkence çektirmesi lazım ki ileride bir savaş esnasında başına gelebilecek sıkıntılar biraz daha o kişilerde hafiflesin. İşte aynen bunun gibi. Allah kendisini daha iyi anlayabilmemiz için başımıza türlü türlü sıkıntılar, türlü türlü musibetler gönderebiliyor. O bordo bereliler gibi biz de ahirette daha güzel bir mertebeye ulaşabilelim diye. Bize ise hastalıkta, sağlıkta, açlıkta, susuzlukta, belada, musibette emret komutanım deyip huzura varıp Allahu Ekber demek düşüyor. El açıp nedamet etmek ve yalvarmak düşüyor. Ve unutmamak lazım ki biz Allah'ın mülküyüz. Mesela şu mal benim malım değil mi kardeş? Evet. Şimdi ben bunu alsam, fırlatacağım zaman niye korktun? Fırlatacağım zaman ben buna sorar mıyım? Ya pardon, seni fırlatabilir miyim der miyim? Hayır. Demem. Neden? Çünkü bu mal benim malım. Ben bunu kırarım, ben bunu fırlatırım, ben bunu ezerim. Bu mal bana tutup hak iddia edemez neden beni kırdın, neden beni fırlattın diye. Ulan ben Allah'ın mülküyüm zaten. Aç bırakmış, susuz bırakmış, imtihana tabi tutmuş, hastalıklara tabi tutmuş. Ben diyemem ki neden beni hasta ettin, neden beni aç bıraktın, neden beni fakir ettin diyemem ki. Yusuf peygamber de sancılar çekti. Kardeşleri tarafından kuyuya atıldı. Ama netice itibariyle Mısır gibi bir yere aziz oldu. Benim evladım da 9 ay annesinin karnında annesine sancı çektirdi. Ama netice oldu, dünya gibi saadete nail oldu. Bize öyle bir neşe kaynağı, öyle bir mutluluk kaynağı oldu ki biz bugün o sancıları unuttuk. Bir insan Allah'ı düşünse, ahireti düşünse, kabri düşünse, haşri düşünse, Peygamber Aleyhisselam'ı düşünse, Cemalullah'ı düşünse ve Allah'ı seyretmeyi düşünse bu sıkıntılara sadece tebessüm edecek ve sürekli oraya arzulayacak. Biliyorum kaya olsa çatlardı ama insan çatlayamaz, izin verilmez. Çünkü ona kaldıramayacağı yük asla verilmez. Sabret. Çünkü Allah var. Hem de nasıl bir Allah biliyoruz. Bütün sebeplerin üzerinde sana çok güzel günler hazırlayan Allah. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.